Tablo düştü. Bana rondo gerekiyor yine. Tabloyu kaldıramıyorum. Günaydın. Selam ben. Günaydın de takipçilerime. Günaydın. Benim de var. Ya hayatımı merak ediyor musunuz bilmiyorum ama ablamla dışarı çıkacağız bugün. Gezeceğiz yani. Haftalık izin günümüzdeyiz. Yani bir gününüz var ve uyuyun diyor içimdeki bir ses. Ama bir ses de diyor ki Şilancığım neden para kazanıyorsun? Gezmek için. O yüzden iki kombinim var. İkisini de göstereyim. Hangisini beğenirseniz aşağı yazın. Ben maalesef çoğunluğun ve kendimle hafif gönlümün kaydığı bir konsepti geçeyim. Bu aslında giymek istediğim. Bu ara altındaki mankin geçen hafta kapanmıyordu hatırlarsanız. Pantolonun bacaklarımdan geçmeyeceğini bile düşünüyordum ama iyi haber geçti. Kötü haber kapanmıyor. Bu kalsın bu video burada. Belki zayıflar da giyeriz. Şimdi kapanıyor artık. Diyeceğim şey tam olarak bu. Ve üzerine, şimdi şey diyeceksiniz, her yeni belli eden şeyler giyiyorsun. Umurumda değil. Ve üzerine... Bu arada bu elbiseler bana geldiyse, yani şu an kaç kilo olduğumu bilmiyorum. En son çok önceden tartılmıştım. Bir de videonun sonunda tartılacağım. One day, I just wanna really really sad. Bana geldiyse... Siz de benim gibi durduk ya evde TikTok yapıyor musunuz? Umarım yapıyorsunuzdur yoksa çünkü ben bir tek deli olmak istemiyorum. İşte bana geldiyse bize göre. Şimdi gezmeye gideceğimiz için makyaj yapacağım. Bu arada vlog çekmeyi bilmiyorum hala. Nasıl yapılır falan. Ve bizim Suriye mülteci kampı olduğu için alan da yok. Ama neyse yapacağız bir türlü. İlk saçımı böyle şey yapıyorum. Arkaya atıyorum çünkü hala ıslaklar. Şimdi makyaj yapmak için elimizde olan her şeyi sahipmişiz gibi davranacağız. 1. Nemlendirici. Yediğimiz kazıklar yüzünden hala ciğerimiz yanıyor olabilir ama asla yanık yaşayımızı göstermeyeceğiz. Nemlendiriciyiz kendimizi. One day. Telif yer miyim ben bu şarkıyı söylüyorum diye. Ben bir kere şey sesinden telif edim. Anlatmıyorum hazır buradayken. Lisesinden yemiştim. Gorunca Ecevi miyim şarkısı. Ben YouTube'a başladığımda yemek videoları çekiyordum. Onların altına şey koyuyordum. Aboneyiz, abone. Hani subliminal mesaj. Ama Gonca Ecevi ki bana mesajıma yani her şeyi bozsun dediğim gibi bunu da bozsun. Kapı dur. Tamam, kapı tamam. İşte bana telif attı. Ulan daha 10 kere izlenmişim. Bir de Gonca Ecevi galiba. Ya da onun şirketi telif atıyor bana. Diyor ki videoyu kaldırırsanız gelirini bizimle paylaşırsınız. Al al gözün doysun al. Halbuki büyük bir kanal olsam okey. Ama küçük bir kanalım yani. Ama arkadaşlar mesaj atıyor okul WhatsApp grubu. Okul WhatsApp grubunda konuşmaları çok saçma. Her boku konuşuyorlar bizim okul WhatsApp grubunda. Ve şey yapıyorlar böyle. Sticker falanlar havada uçuyor. Tamam şimdi yüzümüzü... Bu arada yanaklarımı çok sıkmak isteyen insanlar varmış. Bacılar ben bu yanakları sıkmak için çok İskender yedim. Neyse şimdi fotoğrafımı geçiyorum. Ama bak böyle duştan çıktım temizim de şimdi fondöten çıkmak bana şey gibi geliyor. Kendimi pisletiyormuş gibi hissediyorum. Burada güzel çıkıyorum ekranda. Ellerimde çiçekler kapında sarılsıklam. Görürsen bir gün şaşırırım beni böyle çağır. Herkesin arkadaşlar herkese yetecek kadar fondöten aldım. Bu arada ben makyaj önerisi istiyorum arkadaşlar. Eskiden böyle şeyleri zayıfken yapmam gerektiğini düşünüyordum. Son bir yıl hariç. Şimdi koronada anladım ki dakikası ölebilirim yani. Bir 8-9 kere test olmuşken. Yani. O yüzden hani benim cildim ne diyebilirim? Gün içerisinde ya çok kuru oluyor arkadaşlar ya da çok böyle yağlı oluyor. Nedenini hiç bilmiyorum. Ama eğer siz biliyorsanız ve şunu kullanıyor çok iyi gelip beğendiyorsanız. Mesela şu var ya şu marka. Uygun fiyatlı aslında da.
Çok garip gözüküyorum şu an. Uygun fiyatlı aslında da. Ve bence çok iyi nemlendiriyor bir şeyler. Bunun normal serisi vardı, salatalıklı. O daha iyi bence. Bu biraz kalın biraz. Rahat edemediğim için oturdum. Çünkü evde ilk defa böyle konuşarak video çekiyorum. Yani yürürken falan. Abi kamerayı neyi nereye koyuyor bilmem. Damla Altun Damla. Bildiğin hele şey. Emma var ya Chamberlain. O kız falan nasıl... Abi 7-24 şey yapıyorsunuz ya. Vlog çekiyorsunuz hayatınızı. Hayır açmak ne konuşacağımı bilmem. Ne yaparken vlog çekeceğimi bilmem. Mesela benim dümdüz yürüyüp kahve içerken konuşmam ilginizi çeker mi ki? Çekme abi. Belki siz benim gibi yapmıyorsunuz ama ben fondötenden sonra. Tişörtüm bembeyaz şey olduysa ablam ağzımı sıçar. Doğrusu onun tişörtü. Pudra. Kırıştır. Bir sonraki bu. Arkadaşlar sadece bir şey söyleyeceğim. Benim şurada bir çizgi var, onu görüyor musunuz? Ben ona bayılıyorum. Ya umarım ben dışında başkaları da görüyordur. Çünkü kimse görüp de oran ne kadar güzelmiş demiyor. Kim oran ne kadar güzelmiş der ki? Neyse. Biraz ünlü dedikodusu yapalım. Ne diyeceğim? Mesela beni izlemeliler mi? Ne? Mesela beni izlemeliler mi? Ya senin. Evet. Sonuçta ünlü birinin annesisin artık. Evet. Arkadaşlar burada çok merak ettiğiniz annem var ya. Cık. Annem bu. Herkes öpüyor. Benim kızım bol bol izleyin. Reklamları atlamayın. Reklamları atlamayın. Makyaj yaparken kendinizi güzel buluyor musunuz? Ben dünyanın en güzel kızıymışım gibi hissediyorum. Ben dünyanın en güzel kızıymışım gibi hissediyorum ama. Öyle olmadı mı? Merhaba. Saçımla hiç ilgilenmediğimi düşünüyorsunuz ama saçıma yaptığım şeyleri göstereceğim şimdi size. Bu arada ben Instagram'dan şeyde bir sayfa takip ediyorum. Bu aralar bakımlı olmaya, güzel olmaya. Yani taktım. Sanki ömrüm boyunca çirkinmişim gibi. Anneme göre asla öyle değil. Yani güzelim. Şunu aldım. Ama bu kıvırcık saçlara hiç uygun bir şey değilmiş. Ben de para verdiğim için kullanıyorum. Yani param boşuna gitmesin diye. Bir daha alır mıyım? Almam. Yani İlk başlarda güzelliğini görüyor musunuz ama yıllar geçtikçe sizin kıvırcık saçlarınızı götürüyormuş. Ya yani 50'li bir nene olduğumda kıvırcık olmayacakmışım. Ki ben 1000 yılda zor kıvırcıklığı sevmiş bir insanım. 50'li nene olduğumda da kıvırcık olmak istiyorum. Bitti. Sonra da bunu aldım. Bu gerçekten şeymiş. Kıvırcıklar kullanabilirmiş. Ben de çok memnunum. Hatta panterin yeşili vardı. Yok, panterin değildi o. Elidor'un yeşili vardı. Ben onu 1000 kere arkadaşlarım önerdi. Tamam mı? Öneren arkadaşlarım da dalgalı saçlı arkadaşlarım. Hani duştan sonra dışarı çıkan arkadaşlarım. Onlar çok beğeniyorlarmış. Aldım. Kabarıyor saç. Saç ayrılıyor. Saç asla kıvırcık değil. Ben ne yapayım? Zaten çok geç kaldım bunu sürmek için de. Saçımı ıslakken sürmem gerekiyordu. Video çekeceğim diye ıslakken süremedim. Umarım biri gönderir bunlardan. Hatta bitti gördünüz. Ben diğer influencer gibi kullanmadığım şeyleri önermem. Bundan bir tane daha alacağım ama şey olmasını bekliyorum. İndirime girmesini bekliyorum. Ben alırken 20 liraydı. Şu kadarcık bir şey alıyorum. Ya dediğim gibi temiz saça bunları yapmak, temiz cilde makyaj yapmak beni üzüyor. Kirli cilde de ne saçıma bir şey yaparım, kirli saçıma ne de cildime. Biz kadınlar bu hayatta sadece saçımızı düzeltmek için eğiliriz. Herhangi bir yer kabarırsa hepsi kabarır. Bunu sürdüm. Ya bu kolye çok hoşuma gidiyor. Şize'nin kolyesi. Şize'nin derken hani Şize'nin bana aldığı kolye Lotus'muş. Bana şey diyor, bataklıkta da açan çiçeksin. Aşkım. Tabii ki de. Delirdim galiba. Sonra da bu kızıl kurdu sıkıyorum. Bu arada ben ceviz büyüklüğü
Bilmiyorum. Yani bütün herkes ceviz büyüklüğünde sıkmalısın falan diyor. Ama bilmiyorum. Size kendimi son kez gösterip gidiyorum. Bu kız çok güzel hissediyorum. Hadi bay. Ayağımda bot. Mom jean. Şimdi yoldayız. Ne zaman varırız hiç bilmiyorum. Ben yollarda uyuyayım. Ya da dans eder. Serdar Ortaç açılana kadar her şey. Serdar Ortaç açsanıza. Bir evde iki blogger olması çok zor. Ablam video çekecek diye müziği kapattı. Kusarsan bütün sorumlusu o. Evet arkadaşlar, şu an ablam bize sağlıklı beslenmeye zorluyor. Yaralı aşklara tadilat. Telefonu bıraktım. Bir kere çıkıyor bakmayacağım. Neye bakıyorsun? Fotoğraflara. Hayır. Benim fotoğraflarıma bakıyordu arkadaşlar. Aşık bana aşık. Döner yiyeceğiz bugün belli. Ama sattığımın dünyası. Kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam. O deli gönlüm neler ister de seni aldatamam. Arkadaşlar bu saatten sonra videonun tamamı böyle ilerleyecek. Yorgunum, yorgun. Arkadaşlar biliyorsunuz diyet videosu çekiyorum. Ablam ağlıyor. Evet, şimdi Şilanlar acıktı, daha kahvaltı etmemişlerdi. Kendilerini şuradan gösterir misin? Canga. Çikolatalılar ve ben açım. Açık olmazsın ama onlar yiyince canım çekiyor. Neyse, yemeyeceğiz değil mi Şilan? Sen de yiyecek misin? Ne? Mantık. Hayır, teşekkür ederim. Şilan da benim tarafımda. Sağlıklı yaşam, yaşam nereye kadar? Cips, şekerli. Tamam aşkım. Hadi gel. Teşekkür ederim. Yalancı işte arkadaşlar, her şey video ya. Yemiyorum aşkım. Rabia aa, böyle oldu. Benim bu savaşımda yalnız mı bırakacaksın? Neyse, bu da küçük bir mukbang gibi olsun, hadi bay. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. I'm influencer, bir dakika. Not. Arkadaşlar size ne güvenip ödemiş köftesi yemeye geldik. Bütün suçanı açacağım. Birge'ye girdik. Yarım saat yolu uzattık. Uzatmadık. 10 dakikaya oradayız Şilan. 20 dakikadır da yoldayız. Yoruna. Bir köfte yoluna bu kadar yürüdüysem kilo vermek zordur. Trafik vardı. Yürüdün mü? Ödemiş değil mi? Baba bile, Allah bile inanmıyor demiş trafik olduğuna. Yürümedin ki. Ha, ödemiş olmak çok zor. Sahiplenen kız tutuşu. Şimdi gideceğiz oraya. Oh, hoş geldiniz Şilan Hanım. Oh, hoş geldin. Şilan Hanım bir yemek yiyin de bir. Demiş köftecileri. İşte yolu yarım saat uzattık yemek için. Bilmiyorum diyet blogları gelir mi? Bu kadar yemek yerken. Rabia'nın da aklını çeldik. Dedi ki köftedir, bir şey olmaz. Diyet yeme köfte yürü diyet yemeğidir ya. Ama yanında yani sağlıklı şeyler, mesela ekmek falan yemez. Mesela yağlı ekmek, patates kızartması. Oo! Soğanı koyacaksın, düreceksin. Bir hafta önce kadar bunları yapıyorduk. Bu arada gittiğimiz bütün yollar yemyeşil. Bilge köyüne girdik. İnfluencer olmak. Çekersin. Çekin dediler, hemen açtım kamerayı. Bırakmam. Al yol. Al geldik. Al. Geçmedi çık. Al geldik. Kayboldum. Çek. Bilgi köyü çok korkunç Jack. Bilgili varsa takipçim kızmasın. Arkadaşlar eğer ölülerden korkuyorsanız buraya gelmeyin. Burada her yer mezarlık. Adamlar anası ölmüş, evin yanına gömmüş. Babası ölmüş, evin yanına gömmüş. Şimdi yürüyoruz. Beni kötüleme hemen. Şimdi Bilge köyündeyiz. Şimdi küçük bir şeyini yapayım. Şurada böyle bir abimiz var. Şu tarafta. Evet arkadaşlar, çok sormuşsunuz sevgilimi. Sevgilim çok. Ya, uzun erkeklerden hoşlandığımı söylemiştim.
biz iki aç yemek yiyecek yemek arıyoruz ama. Ama yemek yiyecek yemek. Ama bulamıyoruz. Bak misafirler. Ünlü oldun kız. Ama bulamıyoruz. Maskeyi şu an böyle takıyoruz. Nerede? Kalabalığa girince böyle takılıyoruz. Burada o kadar da insan yokmuş şirince kadar. İnsan mı olacak? Niye öyle diyorsun Şizel? Seni de sevebilirim. İlgi hastalarına da biraz selam verelim. Bu benim ilkokuldaki arkadaşım. İlgi hastası. Bu da üniversitedeki. İlgi hastası arkadaşlarım. Aşkım Rabia korkuyor. Bu kardeşim ilgi hastası. Hadi bak memesini yemiyoruz. Annem mi nedir? Eniştem de karar veremedi ne yiyeceğimize. Enişte enişte söyle. Ne yiyelim? Şizan oraya girebiliyor mu? Giriyor. Aa dur gireyim de fotoğrafımı çek. Dur. Resmin içine etmek lambu bak. Dur bir gireyim bir bakayım ilk. Ya aslında şirin bir yer bence. Yaşanabilir. Delirme. Delirmezsek. İşte geliyor. Özel harika. Yanlış okul falan var. Şizen diyor kula da. Bir kere bile davet etmedi. Yukarı çıkacağız şimdi. Yemek yemeye. Sonunda istediğim ana denk geliyoruz. Şimdi Bilgi'ye geldik. Böyle küçük magnetler aldık. Çok güzel. Sonra Mutbank için haberi kay. Otomatlardan alacağım. Yani mahvetti iPhone. Arkadaşlar eve gidince ne aldığımı göstereceğim. Abi mahalle poşetine koydu ama. Hayır hediyelik eşya yeri ya daha şey olabilir diye düşündüm. Linç yememiymiş dur. Açık. Açık bence de ya. Ya bu video biraz acemi çekimler olabilir ama ilk defa geldim. Bence de. Böyle yerlere girerken korkuyor musunuz? Ben aşırı derecede korkuyorum. Şizan Reels çekiyor. Ve gerçekten bizden başka kimse yok. Aşırı güzel. Hele şeye bakın. Bu kız bütün gün Reels çekeceğim de telefonu elinden bırakmadı ya. Ben bile daha çok bıraktım. Arkadaşlar. Ben böyle yerlere girerken hep korkuyorum ve şunun amacı ne bilmem. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Çok beğendim ayakkabılarımızı. Çıkardık girişte. Umarım çalınmaz. Oldu girmek istemedi. Ki ben de böyle şeyler hafif tırsarım. Girmek serbest mi? Neyse. Baksana. Çok güzel. Arkadaşlar kara kedi uğursuzluk getirir yanımdan ayrılmıyor. Aşkım. Aşkım ama uğursuzluk getiriyormuşsun yanımdan ayrıl. Şurada gerizekalı. Bütün gün hepimizin elinde bir telefon var arkadaşlar. Galiba telefon gerçekten öldürüyor her şeyi. Şimdi öğle yemeğimiz geldi. Ben şöyle köfte ve domates yiyeceğim. Bir de Şilal seninkini de gösterebilir miyim lütfen? Onların yediği ve benim yediğim olarak. Onların bu kadar yediğini düşünmüyorum. Ama doyacağız. Görüşürüz. Ah size koydum bak salatayı şöyle. Böyle kömürlü kömürlü of çok güzel kokuyor. Şu anda yiyelim. Aynen yeter hepimiz yiyoruz hiçbirimiz yemiyoruz. Neden şimdi ben yemiyorum o yüzden yemeyeyim. Abi al. İkinize de koydum o tarafa koyarsınız. Şöyle kızartma diye şey göndermişler. Anne kızartmış. Ben videoyu çekeceğim. Gördün mü kendini koymuşsun? Gördüğünü katmasa olmaz ya.
Video mu çekeceğim? Evet ya, yemeğimi göstermesen ne anladın bu işten? Beni delirtti zaten. Influencer şeysi. Açmıyor ondan ekmek yiyorsun bitti, bitti. Sen git influencer ol. Sen ne yapacaksın? Ne olacak? Influencer. Influencer. Burada ekmek var arkadaşlar. Açıp tiker tabağımı koyuyorum. Alan aslında emin değil. Sadece şu açma kısmını bitirmek isterim. Okey, onu da konuşsa sağlam. Deme Serkan. Ben talip olabilirdim ona. Tuz. Nereye koyarsan koy. Ayran, seko. Güzel iç sesin. Ben de influencer olmazmış ha. Güzel iç sesin. Olurmuş da insanlar sinir edermişsin. Şimdi öğle yemeğimiz geldi. Ben şöyle köfte ve domates yiyeceğim. Bir de Şinan, seninkini de gösterebilir miyim lütfen? Onların yediği ve benim yediğim olarak. Onların bu kadar yediğini düşünmüyorum ama. Ama doyacağız. Çalışmayı mı düşünüyorsun? Fakir misin? Son yere gitmemiş olacak. Sen de Instagram açarız. Ya başladın mı sen? Ben başladım. Benimki son. Tamam, 3 dakika. Başka dakika. Arkadaşlar konuşabilirsiniz. Mal mısın? Şako. Ortaya koyuyor musun? Niye? Bence ekmeği o yüzden gönderdi. İlk deneme. Su köfteler. Soğan çok güzel. Yiyeceğim mi? Ye. Nereye koyayım seni? Dök şunu. Dök. Şuradan. Tamam. Sadece ekmeği gönderseler bile yetenmiş bana. Aynen. Yemeğini çok iyi kaçırıyor istediğiniz. Buraya kadar gelmişim, bu ekmeği yemeyeceksin ha? Evde doyasıya ekmek yüzerdim, bir de ekmek mi yiyeceğim? Ya bir de böylesini yememişsindir değil mi? Bir tane bak tadına. Gel. Uzat şuradan. Oğlum bunun için gelmedin mi? Oğlum Allah belanı vermesin, ona diyorum. O benim yanında olmayı seviyor. Şu ekmek çok güzel. Ben bayıldım ama. Ama bunu yemek için de buraya gelmem. İzmir'de İnegöl köfte şöyle. Şey neydi şimdi bizim markette satılan tire köfte. Aynı sürende. O da mı güzel? Oysa insanlarla yemeğimi yiyorum şimdi de. Görüyorlar ben. Nasıl yediniz mi? Bu video gezme videosu ya, bunu kısaltacağım. Tamam hadi sana iyi yapıyorum. Kime konuştun öyle küfür edemem. Tamam, bu grup çok aç. Ama anlamıyorum. Aşırı güzel. Oynaş mı yemin? Evet, köy yolu gibi. Arkadaşlar biz bir kez Siirt'e gitmiştik. Ya açtı kamerayı. Duramıyorum influencer kadın. Bir kere köye gitmiş, aynı köy yolu gibi. Hatta hatırlıyor musun abi, böyle dağlar vardı. Nasıl sürdüğünü eniştemizin. İki eniştemiz de araba sürmeyi biliyor. Beyan düşecekmiş gibi hissediyor. Ve ikinci araba geldiği an senin bir manevra yapıp oradan çıkman gerekiyordu. Senin de ikinci araba düştü. Hani şeyi gezdik. Bilge köyünü gezdik. Yok. Şey yollarda tam yapılmış değil, bildiğin toprak. Aa, ne göreceğiz birazdan? Telefonu yavaşsın. Ay buzdağlarım. Arkadaşlar herkes çekiyor diye ben çekmiyorum. Herhalde birinden alırım. Ben çekemedim. Sen çektin mi? O çeker, o çeker. O bırakmaz o. Çektin değil mi? Evet. İşte köye gittik arkadaşlar. Köyde yaptığımız tek şey para harcamak. Yemek yemek, camiye gezdik. Rabia korktu, gezemedi. Spiritüel şeylerden korkuyor. Şimdi nereye gidiyorduk? Göl. Göle. Göle. Bu dörtlü nasıl hiç kavga etmeden, bağırmadan, çağırmadan. Hele ki bu dörtlü içinde ben varsa. Aynen, bir de Rabia varsa. Size gözüktüğü gibi çok uysal bir insan değil. Gözüktüğü gibi mi? Ya ne kadar şeysin ya.
İşte gölde, bir dakika susar mısınız? Shut up. Üfürüsü kadın konuşuyor. Gölde görüşürüz. Bay bay. 1010K yapın. Aşırı güzel. İnfluencer ailesi olarak İzmir'in tepesinde fotoğraf çekilmek için durduk. Hepimiz fotoğraf çekileceğiz şimdi, anı. Fark ettim ki benim gerçekten bu hayatta hiç fotoğrafım yok, biliyor musun? Çok güzel ya. Bakın tarla... Ay, aa, şuradan burada ayağım kaysa ölürüm. Asla. Çizen gel buraya. Arkadaşlar. Korkmuyor. Yırmaya gidiyor. Söylemem, söylemem, söylemem. Dudaklarım ne sıcak. Diyemem, diyemem, diyemem. Şu kadar aşkına bakacağım. Bak. Para aradı Çizen ya. Ayça gidiyorsun da. Buday mı? Gerçekten sulak ya. Bu video bir hayal kırıklığı videosu. Arkadaşlar o kadar övdüler ki Instagram'dan gölü. Göle geldik, bildiğiniz bataklık. Hangi shopping falan uyguluyorsanız artık uygulamayın. Bizi demezsiniz. Ay. Çok kurumuş. Su baya baya bir çekilmiş. Aynen. Yani... Lütfen artık suyu idareli kullanalım. Ve onu bırakın. Arkadaşlar pisliklerinizi niye bırakıyorsunuz? Bizi sinirlendirmeyin. Herkes çöpünü toplasın. Ha neyse, konumda gelin. Buradaki gerçekten ama hiç Instagram'daki gibi mi miydi? Değildi. Değildi. Hiç Instagram'daki gibi değil. Instagram'da öyle bir paylaşıyorlar ki arkadaşlar şey diyorsunuz. Ay ben görmedim Instagram'daki. Burnumuzun dibinde böyle bir yer var, nasıl gitmedik diyorsunuz. Gelince de şey diyorsunuz, gitmememizin sebebi belli. Nereye geldiğimizi tahmin edemeyeceksiniz bu soğukta. Aşık oldum diyebilirim. Hani yazın gelsek büyük ihtimalle daha mı iyi olur? Ama size şöyle demek istiyorum. Saçım direkt arkaya gidiyor. Gel beni git. Beni duyar, duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Bilmiyorum ama aşırı iyi. Arkadaşlar bu nasıl olacak? Gözüküyor manzara. Gözüküyor.